Yani bu kişi Ahmet Bey'den önce geçmiş. Arada daha kim geçmiş bilmiyoruz. Aradan belki başkaları da geçti. Müge abla. Bu Ahmet Bey'den önce geçmiş. Aynı şeyi anlatıyor. Kasis vardı, yavaşladık, gördük. Ha sen onlara da yani yüzünü o zaman bu tarafa doğru dönsen şöyle bir elini kaldırırsın. Abla. Elini yıkadığına göre elini kaldırabilirsin. Ben dışarıda elimi yıkamadım. Hadi, niye o zaman üstün başın sırılsıklam gidip orada bir saat bile baygın kalsan seranın içinde o kıyafetler kuruyacak. Dün onu da konuştuk. 31 Ağustos'tan bahsediyoruz. Nasıl o zaman bütün üstün başın sırılsıklam oldu? Serenin ama seraya bayağı su aktı. Su aktığı zaman serenin kenardan sular akıyor. Yani siz orada karı koca yatarken mi üzerinize su aktı? Hangi seraya su aktı? Öbür seraya su aktı diyorsun. Oraya gelmesin, orada su yok ki. Olayın olduğu seraya su açıktı. Birinci serada açıktı. İkinci sırada da açıktı, suyu İkinci açıktı. İkinci sırada yani açıktı, üzerinize mi karı koca yağdı o sular? Biz yolun kenarda otururken sere sulanıyordu. Sere çok sulandığı zaman serenin kenarlardan su çıkıyor. Tamam, sen kocanın yanında bayıldığında üzerinize su mu akıyordu? Hayır. Tamam, yani serenin kenarından tamam, orada çıkıyorsun. Dışarıda otururken ıslanmıştı, içeri girdiniz artık kurudu. Bayıldın ya bir saat. Evet. Çamaşır asmak gibi bir şey. Böyle baygın yatarken kurmaz mı insanın üstü? 15 dakikada kurur o günlerde. Zaten Ahmet Bey'e gitmedi. Senin Ahmet Bey'e gideceğiz. Ona diyecektir. Üstünü söyle. Değiştirecek onunla kadar. Onunla görmemiş olsaydı. Üstüm ıslak değildi ki. He? Üstüm ıslak değildi ki. Eşimi kaldırırken ıslandıysa bilmiyorum. Ali mi? Bir dakika. Ali mi? Sen ilk serada fıskiyeyle oynadın. Sonra bütün üstün hani bu kadar değiştirilecek kadar biz de kadın olarak hani böyle sırılsıklamda gezmek istemeyiz vücut hatlarımız ortaya çıkacak diye. O sırılsıklam halinle o seradan oraya yürüdün mü milletin içinden? Fazla üstüm ıslak değildi diyorum. Tamam, üstün fazla ıslak değilse niye o zaman seni bulduklarında o görgü şahitleri üstünü sırılsıklam buldular? Sırılsıklam nasıl görsünler beni ya? O ben hastaneye girdim, üstüm kuruyordu ki nereden ıslak olsun? Ya arayan da zaten hastanede gören kişilerden biri işte. Benim içeride elbisem vardı, eğer üstüm çok ıslaksa değişirdim. Ama değişikti, polisleri götürürken işte. Değişikti üzeri. Tamam, üstüm kurulduğu için ben o değişmedim üzerime diyorum. Bizim akşamki merak ettiğimiz olay oydu. Hastaneden vermişler. Hastaneden vermişler. Büyük abla bu arabayı niye fark etmedi? Ama biz bak hiçbir sonuca ulaşamıyoruz. İlk serada fıskiyeyle oynuyorsun, üstün ıslak. Demek ki dışarı çıkacağın, utanmayacağın kadar çok da ıslak değil yoksa üzerine yapışır. Evet, çok ıslak değil benim üzerime. Tamam, gittin öteki seraya. Gittin baktın kocan ölmüş, düştün bayıldın. Evet. En az 1,5 saat, 2 saat baygın kaldın onun yanında. Tamam mı? Serada kururdu üstün, çok da ıslak değildi. Sonra seni dışarıda suyla oynarken görenler var. 1 değil, 2 kişi oldu. Diyorsun ki ben suyu hiç almadım ki elime. O zaman hastaneye gittiğinde üstün nasıl ıslaktı da üstünü değiştirdiniz? Kanlı olduğu için değiştirdiler beni orada. Hayır, hastanede. Islaktı diyor. Başkaları da aradı. Sen ıslakmış içeride kanlı oluyor dedin. İçeride dinamadan su tuttum kollarıma dedin. İşte kollarıma su tuttum. Belki o üzerime gelmiş olabilir su. İçeride ama dinamadan kalkınca, bayılıp ayıkınca kollarıma su tuttum dinamadan dedin. Görgü ben öyle, diyor, öyle görgü, anladım. Herhalde. Ben içeride görgü tuttum o suyu. Dışarıda tutmadım. Dışarıda nasıl o zaman kadın görüyor? Elinde görgü diyor su şeyi evet. Vardı diyor. Şişe elinde mi? Bir şey. Öyle bir şey diyor. Hayır ben dışarıda tutmadım. İçeride tuttum ben o suyu üzerime. Kollarımın ağrıdığı için. Sadece bu kadar da bir devamını da izleyelim. Ve oralar gerçekten suydu. Hani oradan suyun nereden geldiğini tam olarak görmedim ama elinde bir su fıçısı vardı. Kollarına doğru su götürüyordu böyle. Kolun ya sağında ya solunda bir yerinde kan izi gördüm. Hatta aklımda kalan tarafı da o oldu. Muhtemelen seranın önünde ya tavuk ya adak hani böyle bir hayvan kestiklerini düşündüm. O yüzden daha fazla irdelemedik yani incelemedik. Öyle geçtik gittik yolumuzdan. Herhangi bir yardım çığlığı duymayan yalnızca alime toprağı kollarını yıkarken gören tanık bu olaya kaç sularında şahit olmuştu. Saatin 7'yi geçtiğini şuradan biliyorum. Orada 7'de kapanan bir market var. Markete gittiğimizde market kapalıydı. Muhtemelen 7.20 falan geçiyordu. Çünkü dediğim gibi gittiğimizde market kapalıydı. Oradan tam saatini biliyorum. Görgü tanığı Hasan Karahan'la alime toprak hakkında köyde çıkan söylentilerden de bahsediyor. Hanımefendinin ilişkisi var diye ben birkaç kişiden duymuştum. Yani hani Hasan'la görüşüyor mu bu kadın falan diye konuşulduğunu duymuştuk daha önce. Ama beyefendi ölmeden önce. Halkın düşündüğü yani Hasan'la Alime Hanım'ın bir olup Ali Toprak beyefendiyi öldürdükleri düşünülüyor. Yani çünkü daha önceden Hasan ile ilişkisi duyulmuştu Alime Hanım'ın. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.